80'lerden bu yana ezbere söylenen The Final Countdown şarkısının yaratıcıları İsveçli grup Europe, İstanbul Life Park'ta sahne aldı. Konser öncesi NTV'ye konuşan grup efsane şarkının hikayesini anlattı. Lisedeyken bu adamdan bir klavye ödünç aldım. 17-18 yaşındaydım ve öylesine çalarken melodi çıktı birdenbire. Yıllar sonra 3. albüm kayıtlarında bu melodinin etrafında bir şarkı yazmayı denedik. Şarkıda İngiliz rock müziği etkileri var. Run to the Hills veya Lights Out gibi 4 nala bir tempo söz konusu. Sözleri yazarken de David Bowie'nin Danya'yı terk etmekten bahseden Space Oddity şarkısından etkilendim. Grup elemanları şarkının bu kadar beğenileceğini hiç düşünmemiş. Aslında bu konser açılışları için düşündüğümüz bir şarkıydı. Hani şu sahneye çıkmadan heyecanı yükseltecek türden çalınan. Eskiden ilk çaldığımız şarkıydı. Şimdi son şarkı olarak çalıyoruz dedi. Bizim için bir albümdeki şarkılardan biriydi sadece. Ama plak şirketimiz bunu single olarak çıkartmayı önerdi ve sonrasında vay canına dedirten satışlar geldi. Şarkı için hazırladığımız videonun da çok etkisi oldu. Çünkü bizi doğru yerde yani sahnede gösteriyordu. Ve zamanı için devrim niteliğinde bir çalışmaydı. Şimdiye dek 20 milyondan fazla albüm satan grup Türkiye'deki ilk konser öncesi heyecanlıydı. Ben daha önce ülkenizin güneyine tatil için gelmiştim. Ama Europe grubu olarak bu bir ilk ve çok heyecanlıyız. Geleneksel müziğiniz çok güzel. Ama modern rock grubu olarak sadece dumanı biliyorum ve beğeniyorum. Klasik rock'la grunge arasında güzel bir karışım yapıyorlar. ...1992'de dağıldıktan sonra 2003'te yeniden bir araya gelen Europe... ...müzikseverlerin kalbinde...